efendim, iyi günler. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Günün sıcak gündemini, daha doğrusu sadece bugüne ait değil, günlerce konuşulan gündemi bugün yine konuklarımızla masaya yatıracağız. Hemen takdim edeyim. CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Uzun zaman olmuştu. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri de özlemiştik. Evet, hoş geldiniz. Onur Erim, siyaset bilimci konuğumuz. Siz de hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Şimdi Pençe Kaplan Harekatı'yla isterseniz başlayalım. Irak'ın kuzeyinde Afdanim bölgesinde yapılan bir operasyon. 150'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı bakanlık. Ve uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edildiğini duyurdu. Onur Erim, sizinle başlayalım. Yani son zamanlarda özellikle bu saldırılar artmıştı. Hatta Türk-Rus ortak devriyesi sırasında da en son böyle bir saldırıya şahit olmuştuk. Bu operasyonu sadece uluslararası hukuktan doğan bir meşru müdafaa olarak değerlendirmek mi gerekiyor? Operasyonun başka anlamları da ne? Hem bölgedeki diğer ülkelere hem de Rusya'ya ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tabii bunu yani herhalde birkaç farklı açıdan okumak gayet kolay. Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim PKK terör örgütüyle bu bölgede çatışmalarımız, püskürtmelerimiz herhalde 80'lerin sonlarında başladı diye tahmin ediyorum. 84. 84. O zamanki anlayış ve belki o zamanlarda da bunu gerektiriyordu. İşte belli bir grup teröristi bulduğumuz zaman imha ediyorduk ve işte bir gidip geliyorduk vesaire. Fakat son 4-5 yılda özellikle bu bir genel bir çerçeveye oturtuldu. Yani ne bu tek başına bir harekattır, ne öncesi yok değildir, vardır, sonrası da olacaktır. Bu zaten terör örgütünün geldiği veya geleceği noktayı birkaç parametreyle ölçüyoruz. İşte terörist atakların ne kadara indiği veya nasıl olduğu, terörist örgüte katılım oranına ne olduğu, sahadaki terörist sayısına gibi bakıyoruz. Bunlarda total bir ciddi bir aşağı doğru bir inme var. Bu bölge için belli ki orta ve uzun vadeli yapılan planların bir parçası. Yani buna işte burada bir terörist bir grup bulduk, hadi bunu imha edelim, eskisi gibi gelelim değil. Bu büyük bir eski tabirle söyleyeyim, PKK terörizmine karşı olan harbin muharebeleri. Yani sonuçta böyle bu bir büyük bir planın parçası. Yani soğumasına izin verilmeden herhangi bir gerginlik olduğu an müdahale edilen operasyonlardan bir tanesi olarak mı değerlendiriyoruz? Yani tam değil. Bu biraz daha büyük. Evet, bu bir orta ve uzun vadeli planın parçası. Yani bundan 3-4 ay evvel yapılan hareketler de bu planın parçası. Eminim bundan sonra yapılacak hareketler de planın parçası. Bu bir. İkincisi, burada enteresan bir olay, çok fazla maalesef konuşulmuyor ama Türkiye şu an fiilen aynı anda Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de ve Libya'da çok ciddi başarılı operasyonlar götürüyor. Evet, Libya'ya biraz sonra geleceğiz. Tabii ki. Ben şey açısından söyledim, internet açısından söyledim. Birkaç sorduğunuz soruya da sonunda biraz cevap vereyim. Evet, bu hem PKK terör örgütünün artık bitirilmesine yönelik yapılan hareket silsilelerinde bir parçasıdır. Bu aynı zamanda İran'a, halen PKK'nın tam olarak desteğini çekmediği İran'a da bir mesajdır. Suriye'deki özellikle YPG'ye de bir mesajdır. Aynı zamanda teknik olarak da YPG'ye giden yolları kesmiştir bu. Bir de onu bir eski bir paşamız geçen gün, onu dile getirdi. Bu bölgeyi çok iyi bilen askerimize de canlı bir tatbikattır aynı zamanda. Sonuçta bu noktada ve PKK terörizmiyle ilgili, buna karşı savaşla ilgili noktada yapılan bir hareket artık bizim rutin hareketlerimizden biri. Peki. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri de aramıza katıldı. Hoş geldiniz efendim. 24. dönem MHP Ankara Milletvekili. Beni duyabiliyorsunuz herhalde değil mi rahatlıkla? Duyuyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın Kadir Yeniçeri, Bey'e selamlar. Biraz sonra geleceğiz size ama önce Kadir Gökmen Öğüt'e söz vermek istiyorum. Sayın Öğüt, tamam, terör örgütüyle mücadelenin askeri ayağı var ama başka yönlerde de mücadele etmek gerektiği konusunda da CHP'nin de açıklamaları vardı. Ama bu askeri harekatı, Pençe Kaplan Harekatı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle bu harekata katılan ordumuza, TSK'ya başarılar diliyorum. Bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim ne kadar bir başka ülkenin sınırına girersek o kadar sıkıntılı bir süreç yaşarız. Hem uluslararası düzeyde hem kendi iç şeyimizde.
Bu 1984'te başlayan, bizim de canlı canlı yaşadığımız bir süreçti. O zaman birkaç çapulcu denip önemsenmemişti. Daha sonradan çok ciddi sıkıntılar doğdu. 40 bin vatandaşımız bu süreçte öldü. Bu büyük bir rakam, yani inanılmaz bir rakam. 500 milyar ile 1 trilyon arasında da, dolar arasında da ekonomik kayba da sebep olduğu söyleniyor. Yani onu da net söyleyemiyorlar. Ama bu süreci eski genelkurmay başkanları, en güvenlikçi genelkurmay başkanları bile şöyle söylüyorlar. Biz bu belayı bir ayda, iki ayda hallederiz. Güvenlik işi problem değil dendi. 2002'de de, yani AKP iktidara geldiğinde de sıfır saldırı vardı. Sıfırdı yani. Hiçbir şehit yoktu, hiç bir problem yoktu. Ama ondan sonra yani AKP yaptı anlamında söylüyorum. Ondan sonra tekrar bu süreç fazlalaştı. Güvenlikçi, demek ki güvenlikçi politikalar yetmiyor. Sadece güvenlik politikaları yaparsanız yetmiyor. Sadece ekonomik politikalarla da yetmiyor. Bir şekilde Türkiye'de biz bu işi halletmek zorundayız. Bunu da eğer yurt dışından bize saldırı geliyorsa buralara, o terör yuvalarına saldırmak Türkiye'nin en doğal hakkı. Ama bir an önce çekilmemiz lazım. İstihbaratın çok iyi yapılması lazım. Bir dönem istihbarat çok güzel yapılıyordu ama o kozmik odalara girince 600-700 civarındaki PKK'nın içine yerleşmiş unsurların deşifre olmasıyla o politikalarda biraz göçmeler oldu. Yani iç dış istihbaratta sıkıntılar doğdu. Onun için bu süreci çok çabuk halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani evet. Hem etrafta komşulara mesaj verecek hem de gücünü gösterecek. Ama bu sırada da kimsenin de hakkına, toprağına tecavüz etmeyecek. Yani biz bir ikinci ordu komutanının bir lafıyla Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkartmış bir ülkeyiz. Yani kararlılığımızı gösterdiğimiz zaman bir sıkıntı yok. Yeter ki biz içeride, kendi içimizde de bu birliği devam ettirelim. Bir son dakika bilgisini aktaralım hemen. Zaten İtalyan Haber Ajansı bunu bir geçmişti. Ancak Türk kaynaklardan henüz netleşmemişti. Biliyorsunuz İtalyan Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı'nın bugün bir buluşması vardı. Bu heyetlerin buluşması vardı ama Cuma gününe ertelenmişti. Bunun nedeninin de evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu, heyetin Libya'da olduğu ileri sürülmüştü. Ama ne Türk dışişlerinden ne de İtalyan dışişlerinden erteleme ile ilgili bir gerekçe gösterilmemişti. Evet, şimdi söyleyebiliyoruz ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'dalar. Hemen dönelim Profesör Doktor Özcan Yeniçeri'ye. Efendim, bu operasyonu konuşuyorduk ama Libya'da da tabii ki hareketli, sıcak günler yaşanıyor. Şimdi özellikle İtalyan mevkidaşıyla bu görüşmenin ertelenmesi ve Çavuşoğlu, Albayrak, Fidan ve Kalın'ın Libya'da oluşu bize neyi anlatıyor? Şimdi tabii biz genellikle olayları bağlamından kopararak değerlendirdiğimiz için olan bitenin gerçek manada ne anlama geldiğini çok fazla anlayamıyoruz. Bir defa bölgede meydana gelen olaylar bir bütün ve bu olaylar içerisinde de daha bundan bir yıl öncesine kadar Türkiye'yi bölgesine sıkıştırmak ve izole etmek hareketi vardı. Bu 15 Temmuz olayına baktığınız zaman aslında 15 Temmuz olayı uluslararası bir operasyon. Bu operasyonun amacı da Türkiye'nin güney doğusunda ve Türkiye'nin özellikle Suriye'de olan kısmında yeni bir yapının meydana getirilmesi ve bu yapının meydana getirilirken de Türkiye'nin buraya müdahale etmesinin engellenmesiydi. Yani Büyük Orta Doğu projesinin bir şeyi var. Ciddi bir biçimde kısa, orta ve uzun vadede uygulanması var. Şimdi bakın, bölgede şu anda vekalet savaşları veriliyor. Bu vekalet savaşının
birer unsuru olarak PKK terör örgütü, DHKPC, FETÖ ve buna benzer bütün unsurlar şu veya bu derecede kullanılıyor. Bunu bir bakıyorsunuz Kandil'den, Sincar'dan sesi geliyor. Bir bakıyorsunuz Suriye'deki olaylarda geliyor. Bir bakıyorsunuz Libya'da geliyor. Bir bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'deki olaylarla ilgili olarak geliyor. Şimdi bölge ciddi bir biçimde dizayn edildi. Bu bölgede İsrail'in hakim olduğu ve buna dayalı olarak da diğer ülkelerin de zayıflatıldığı veya kısmen birbirine karşı parçalandığı ülkeler haline getirilmek isteniyor. Bölgedeki İsrail hakimiyetinin sağlanabilmesi için. Şimdi bu PKK terör örgütü PKK terör örgütünden ibaret değil. PKK terör örgütünü Türkiye defalarca sıfırlamasına rağmen bu terör örgütü hala faaliyetini sürdürmesinin bir anlamı var. PKK terör örgütü Türkiye'ye bir şeyler kabul ettirmek isteyenlerin kullandığı bir araçtır. Bunu en sonunda Suriye'nin kuzeyinde PYD-PKK ilişkisinde ve Amerika'nın buraya yönelik tavırlarından anladık. Peki Sayın Yeniçeri, şöyle de bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Sezar yasası kapsamında Suriye'de Esad dahil 39 isme yaptırım uygulayacak. Şimdi burada artık Esad gidici mi soruları sorulmaya başlanıyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütüne yönelik yaptığı yardım iddialarını da çok bu programlarda konuştuk ama bu son gelişmeyi nasıl değerlendireceksiniz? Yani Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse daha fazla yaptırım uygulayacağız dedi. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı siyaset ve strateji çok açık ve net. İsrail'i güçlendirmek, komşularını zayıflatmak. İsrail'i birleştirmek, komşularını parçalamak. Ve dolayısıyla da İsrail'in şeyine olabilecek, lehine olabilecek her hareketi şu veya bu ölçüde kısa, orta, uzun vadede yeri ve zamanı geldiğinde aşama aşama devreye sokuyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Zannedilenin ötesinde Suriye'de Esad rejiminin zayıflatılması Türkiye'nin lehine değil. Bunu TV100 kanalından dünyaya duyurmamız gerekiyor. Esad'ın orada zayıflatılması İsrail'in güçlendirilmesi anlamına geliyor. Esad'ın orada zayıflatılması PYD-PKK'nın etkin hale getirilmesiyle ilgili bir husus. Dolayısıyla evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan askeri ve siyasal anlamda çok ciddi bir atraksiyon gerçekleştirirken son zamanlarda bundan Esad'la olan ilişkileri diplomatik anlamda ilişkileri kurmaması çok büyük zafiyettir. Peki, bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Sayın Yeniçeri, döneceğiz size ama diğer konuklarıma da sormak istiyorum. Onur Erim, şimdi Libya'daki üst düzey bu ziyaret. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Esad dahil 39 isme yaptırım. Hep diyoruz ya sanki daha önce Esad giderse bu Türkiye'nin büyük bir pozitif anlamda etkisi olur diyoruz ama Sayın Yeniçeri de diyor ki Esad rejiminin zayıflatılması Türkiye'nin lehine değil, bu İsrail'in lehinedir ve PKK'nın lehinedir diyor. Bütün bu adımlar ne anlama geliyor Türkiye için ve bölge için? Şimdi maalesef maalesef diyorum çünkü bölgenin zaten tarihsel bir sürü sorunları var. Vardı ve var. Buna bir de özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerinden doğacak gelirler insanların gözünü açınca, ülkelerin gözünü açınca zaten komplike olan bir problem daha da grift bir hale geldi. Bunu görmek lazım. Bugün Doğu Akdeniz'deki, özür dilerim, Libya'daki olayların bu yönde gelişmesi, buraya müdahalelerin de Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin payı var mı? Eminim var. Suriye'deki olaylarda var mı? Tabii ki var. Esad'da var mı? Onda da var. Hatta belki bir şekilde bunu dolaylı olarak bizim şu an PKK'la yaptığımız Kuzey Irak'taki savaşa kadar bile götürebiliriz. Sonuçta bölgedeki her şey bu rezervler ortaya çıkmaya başladıktan sonra ve bundan gelecek ciddi gelir ülkelerin
artık gözünü para bürüttükten sonra, bu özellikle batılı ülkelerden bahsediyorum, bölge ülkelerinden değil, olaylar daha grift hale geldi. Şimdi bu nereye doğru gider? Muhakkak bir denge unsuru bulunacak burada. Bakın mesela yine buradan örnek vereyim, bu Doğu Akdeniz'deki olaydan. Yunanistan nasıl başlamıştı olaya? Bizi göya kafasına göre nereye konumlandırıyordu? Bakın nereye geldi? Mısır hakeza nasıl konuşuyordu? Şimdi daha alt telden konuşuyor. İsrail utanmasa yarın hemen gelip hadi burayla ilgili anlaşma imzalım diyebilecek noktaya geldi. Amerika'nın şeyi, mesela Rusya'nın bu konudaki şeyinden herkes endişe ediyordu. Hani buraya da, bu konuya da girerse nasıl bir durumu hale alır bu iş? Bakıyoruz o da çok ihtiyatlı davranıyor. Dolayısıyla evet, bölgedeki bir takım şeyler hafif hafif oynuyor. Burada Esad'ın gidip gitmemesi bir dert mi? Yani dert de olabilir, olmayabilir. Bu tamamıyla buradan sonraki Suriye rejiminin, ki Suriye rejiminin toprak bütünlüğü bu bölgede bir belki, yani Amerika büyük ihtimalle istemez, tercih etmez yapabiliyorsa. Rusya da pek istemeyebilir. İran da birazcık istemeyebilir ama onun dışında bu bölgedeki her ülkenin işine gelir Suriye'nin toprak bütünlüğü. Çünkü bazıları da düşünüyor ki Esad giderse Suriye'nin Türkiye politikası tamamen değişir diyenler var. Ama bunun için çok erken herhalde. Şunu unutmamak lazım. Şu an dünyanın en büyük Suriye nüfusu, göçmen nüfusu Türkiye'de. Eğer bir gün bu nüfusu tekrar Suriye'deki kendi öz vatanlarına, topraklarına döndürmek istiyorsak, bunu kendi vatandaşını hunharca, yüz binlercesini hunharca öldürmüş bir liderin altında yapamazsınız. Ama çok büyük bir ekonomik kriz var şu anda Suriye'de. 650 milyar dolarlık bir zarardan, bir açıktan bahsediliyor. Şimdi o milyonlarca Suriyeli tekrar bu büyük bir kaosun, ekonomik kaosun yaşandığı ülkelerine dönmek ister mi? İstemez ama şunu söyleyeyim, ben parayı da geçtim şu an, ekonomik durumu da geçtim. Siz olsanız, siz ben Suriyeli olsak, benim kardeşimi, bacımı, arkadaşımı, akrabamı hunharca sivil insanı öldürmüş bir diktatör baştayken oraya gider misiniz? Bırakın parayı, ekonomi bir kenara koydum. Çoğu da gitmiyor zaten. Gitmez. Ben de gitmem. Kimse gitmez. Gayet de doğal hakları. Dolayısıyla esassız bir Suriye'de sıkıntılar yaşanır mı? Yaşanma ihtimali var. Tabii ki var. Ama Esadlı bir durumun da olmayacağı zaten uzun zamandır aşikar. Ama bu nasıl çözülür? Bunu biraz zaman gösterecek. Kadir Gökmen Öğüt, efendim, Libya'daki bütün bu gelişmeler, Suriye'deki işte Amerika'nın yaptırımı, Esad da dahil, Hafter ve Esad iki ayrı ülkede, ikisi de gidiyor demek için çok mu erken? Özellikle Suriye'de Esad giderse ne olur? Yani bu Türkiye için, Türkiye'nin lehine olmaz diyor Sayın Yeniçeri. Siz katılıyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Bunu bu stüdyolarda 2 yıldır, 3 yıldır söylüyoruz. Partimiz zaten bu savaşın başlangıcından beri söylüyor. Suriye'nin iç işlerine karışmamamız lazım. Bize yönelik bir saldırı olursa, az önce söylediğim gibi APO'nun oradan çıkartılması gibi nokta atışlarla gereği yapılmalıydı. Bu savaş başladığından beri. Bu Condoleezza Rice'ın biz burada 22 ülke sınırlarını değiştireceğiz dediği zaman. Şu biz, noktada o zaman Suriye'nin iç işleri kaldı mı sorusunu da evet, sormak lazım. Şimdi burada da ben de BOP'un eş genel başkanıyım dedikten sonra bu işe ortak oluyoruz. Libya işinde baştan büyük yanlışlıklar yaptık. Libya işinde biz ağabey olmalıydık. Biz daha önceden Orta Doğu'nun saygı değer abisiydik. Her şeye müdahale edebiliyorduk. Her ülke. Şimdi Mısır Libya'da şeyi sağlamaya çalışıyor. Abilik yapmaya çalışıyor. Bölgede abilik yapmaya çalışıyor. Avrupa ilişkilerini Mısır kurmaya çalışıyor. Halbuki şurada 10-12 yıl önce Orta Doğu'nun en özenilen ülkesi kimdi? Türkiye'ydi. Ama şimdi o özenilen ülke yerle yeksan olmuştur. Yani o özenme kalktı. Siz şimdi bu sürecin başından beri ben hep bu stüdyolarda anlatıyorum. Suriye şeyi başladıktan sonra kim en güçlü çıktı? Sayın Yeniçeri'ye katılıyorum. İsrail çıktı. Golan Tepelerini aldı mı? Aldı. Bir tek mermi atıyor mu? Atmıyor. Bir tek kişi söylüyor mu? Ölmüyor. Tel Aviv başkent oldu mu? Oldu. Fiilen bu bölgeyi yönetiyor mu? Yönetiyor. Amerika ile Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Mısır'la, herkesle
bu Akdeniz'deki gaz alanını paylaşıyor mu? Paylaşıyor. Yani burada en karlı çıkan İsrail. Biz burada 1,5-2 milyon Müslümanın öldürüldüğü bir şeydeyiz. Az önce söylediğiniz rakam. Suriye'nin bu kadar borçlanması mı iyiydi? Yoksa bizde alışveriş yapan, Halep'e gidip gelen, birçok işimizi birbirimize yaptığımız Suriye mi önemliydi? Ne oldu? 5 milyon Suriyeli'ye 40 milyar harcadık. 40 milyar dolar harcadık. Artı ticaretimiz bitti. Yani bizim bir an önce Suriye'nin Esad'lı esassız. Bu çok şey değil. Suriyeli ne istiyorsa bütünlük içinde Suriye politikamızın bölünmeden, yani Suriye'nin bölünmeden bir an önce demokrasiye kavuşmasını sağlamak. Yani 650 milyar veya rakamı 646-650 milyar milyar dolar borcu evet. olan bir ülkede de demokrasi pek mümkün değil. 5 milyon kişiyi yurt dışına yollamış göçmeni olan bir ülkede demokrasi çok kolay değil. Katılıyorum şeye de. Yani bunları barıştıracak bir ortama hazırlamak zorundayız. Bizim Irak savaşı oldu. Bakın kırmızı çizgi dedik. Irak'ta Kuzey Irak kurulamaz dedik. Kürdistan demedik. Kuzey Irak dedik. Kuruldu. Biz bunlarla, bu ülkelerle, Irak'la 5-10 milyar dolarlık şeyimiz vardı. Ticaretimiz vardı. Sıfırladı. Ne oldu? Yani ne kar ettik? Ben bunu anlamış değilim. Hep zarara, hep zarara. Biz şimdi burada ağabeylik yapacaksak eski şeyimize dönmek zorundayız. ABD'nin burada bu Kuzey Koridoru'nu yapmaktan vazgeçmesi mümkün değil. Şimdilik bir özel bölge alacaklar. Bunu ikna ediyorlar. Belki Rusya'yı da ikna edecekler. Belki Esad'dan vazgeçse Esad'ın kardeşi olsun. Esad'ın evet. komutanı olsun. Veyahut da Esad'ın kavgalı olduğu kuzeni mesela. Gibi bir ama bu bölünmenin bir iyi adımları mı diyorsunuz Suriye'de? Yani bir şekilde özel bölgeyle başlayacaklar. Peki. Sayın Yeniçeri. Siz bunun bir bölünmenin, özerk bölgenin ilk adımı olarak değerlendiriyor musunuz? Bu arada az önce Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımını izleyicilerimizle de paylaştık. Şimdi Rusya'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrı var. Bunu da sormak istiyorum. Libya ile ilgili Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı bu açıklamayı ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki krizin tarafları üzerindeki etkisinin barış sürecine katkı sağlayabileceğini söyleyerek bu konuda Amerika'nın atacağı adımlardan memnuniyet duyacaklarını açıkladı. Şimdi bir kısım diyor ki bu açıklama sadece havada kalır ama ileriki günlerde ne olur bilinmez deniliyor. Siz de havada kalacağını mı düşünüyorsunuz yoksa bu önemsenmesi gereken, çok da önemsenmesi gereken cümleler mi? Evet, yani bu tabii önemsenmesi gereken cümleler. Bu Rusya'nın özellikle İstanbul'daki toplantıya Sergey Lavrov'un gelmemiş olması ve arkasından bir takım temaslarda bulunduktan sonra böyle bir açıklamada yapması anlamlı. Onun özellikle altını çizmiş olalım. Çünkü mesele Türkiye ile değil, Türkiye'nin de üzerinde etkisi olacak Amerika gibi veya Avrupa Birliği gibi ülkelerin ortaya girerek konuyu bir Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiyle değil, Türkiye'nin de orada almış olduğu mesafeyi ve alanı daraltacak bir biçimde bir tavır belirlenmesini istiyor. Yani Türkiye'nin aleyhine olacak bir durum çıksın istiyor. Kendi lehine olacak bir durum ortaya çıkmışsın istiyor. Çünkü Rusya'nın oradaki politikası şu. Bu Himeym'in üssünün şeydeki Suriye'deki üssünün benzerini Sitre'nin alanında kurmak istiyor. Böylece hem Avrupa ülkelerini hem de NATO'yu güneyden kuşatmış olacak. Her ikisini de eğer elde edebilirse. Türkiye'ye bunu kabul ettirmesi zor bir iş. Çünkü o Lavrov Türkiye'ye gelmek üzereyken Sitre üzerine doğru merkezi hükümet güçleri hareket yapıyorlardı. Ve dolayısıyla o hareketin de biraz sonuçlarını beklemek gibi bir tavır oldu. Sonuçta her şey alanda biçimlenir ve şekillenir. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın Suriye meselesi çok önemli bir mesele. Bizim Esad'la işte Esad şu kadar insan öldürdü, işte şu kadar insanı kovdu gibi ahlak
bir namus bekçiliğine soyunmak gibi bir tavrımız olamaz. Uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Savaş barış için yapılır. Yani siz diplomasi alanında kabul ettiremediğinizi gücünüzle kabul ettirmeye çalışırsınız. Bunun adına da savaş denir. Dolayısıyla biz Suriye halkıyla bir bütünüz. Suriye halkıyla biz dostuz. Suriye halkıyla bizim sorunumuz yok. Suriye'nin yönetimlerinin meydana getirdiği bir durum var. Evet, Esad katil midir, katil gitmişsin mi gitsin, ama bizim sorunumuz değil. Suriye halkının sorunudur bu. Nasıl ki Türkiye'deki iktidarı herhangi bir ülkenin eleştirmesi bizim onurumuza dokunursa, biz onu kabul etmesek, Suriye'deki rejim de Suriye halkının sorunudur. Mısır'daki rejim Mısır halkının sorunudur. Bizim çıkıp Mısır'da Sisi, Mursi arasında bir tavır içerisine girmemiz içimizden geçer. Demokrasi olsun, insan hakları olsun, hukukun üstünlüğü olsun, oradaki kardeşlerimiz en ileri seviyedeki refah araçlarıyla ve demokrasi içerisinde yönetilsin isteriz. Evet. Ama biz onların iç işlerine karışamayız. Sayın Yeniçeri, peki şöyle, özerk bölge kurulmasına Türkiye'nin tepkisi ne olur? Yani bu yakın bir gelecekte belki olmayabilir ama tutun ki az önce de Sayın Kadir Gökmen Öğüt'ün dediği gibi bu hamle bir özerk bölge Suriye'de kurulması için bir adımdır şeklinde yorumu var. Türkiye'nin tepkisi ne olacak? Ya da Türkiye böyle bir duruma tabii ki daha önce açıklamalarda bulunulmuştu yetkililer tarafından. Şimdi Türkiye statükonun bozulması, oradaki Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması her halükarda Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye buna var gücüyle karşı koymak durumunda ve konumundadır. Nasıl ki Irak'ın kuzeyinde böyle bir özel bölgenin meydana getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl kabul ettirdi ve onun sonucunun neye vardığını hepimiz gördük. Aynı Suriye'nin kuzeyindekinin de neye varacağını hep beraber öyle bir şey olursa görürüz. Zaten Amerika'nın bütün sıkıntısı da o. Yani bölgede 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda açın bakın bunların Suriye'nin bölünmesine, Irak'ın bölünmesine yönelik projeleri ve planları vardı. Ve bu planlar adım adım Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta adım adım uygulanmaya geçirilmiştir. Ve geçirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye müdahale etmemiş olsaydı Suriye'nin kuzeyinde şu anda Amerika ile Rusya arasında zaten bir mutabakat var. Suriye'nin geleceğiyle ilgili, oradaki alanların paylaşılmasıyla ilgili ve orada PYD, PKK'ya Türkiye'yi de, Türkiye'nin güneydoğusunu da uzun vadede içine alabilecek bir proje zaten bunların ellerinde mevcut. Bakın ben buradan şunu söylüyorum. Bu konuda konuşacak arkadaşlar mutlaka Balkan Harbi'ni, 1876-78-93 Harbi'ni, orada hangi planların uyguladığını, mesela Andrajit layihasını, Burzbek planlarını ve onları okumaları gerekiyor. Aynı projelerin aynısı bugün orada uygulanıyor. Aynısı Suriye'nin kuzeyinde uygulanmak istenen proje dün Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı, Karadağ'ı, Selanik'i, Makedonya'yı, ya hangi plan uygulandıysa hep aynı laflar. Hep aynı laflar. Peki Sayın Yeniçeri, efendim Onur Erim'e de sormak istiyorum. Sayın Erim, şimdi Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri etkisi, Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri etkisinden de bahsediyoruz. Hatta Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, yani buradaki çabalarını memnuniyetle karşılarız şeklinde açıklaması var. Peki akla da şöyle bir soru geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, yani Türkiye'ye Suriye'de istediğini verdi mi ki Libya'da da işin içine aktif bir şekilde gireceği zaman Türkiye'nin Libya'da ilerlemesi engellenemez diyebiliyor muyuz? Yani istediği şekilde. Yani tabii şöyle bir durum var. Ne kadar güçlü olursanız olun, askeri açıdan, ekonomik açıdan, sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri bizden askeri ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke. Ama o bile, tarihte bunu çok görmüşüzdür, uluslararası bir hareket yaptığı zaman yanına değişik hareketlerle, değişik konuları ortaya sokarak uluslararası bir hep şey oluşturmuştur, pakt oluşturmuştur veya çalışmıştır. Bunu kimi zaman Birleşmiş Milletler'in altında, kimi zaman NATO'nun altında,
kimi zaman müttefiklerinin altında, hiç olmadığı en çok sevdikleri demokrasiyi götürme çabaları altında gibi genelde safsatalarla bunu yapmıştı. Şimdi Türkiye Libya'da hani tamamıyla kendi başına ve Amerika'ya ve belki Rusya'ya, belli olmaz, ve kesinlikle Avrupa Birliği'ne karşı hareketler yapıp burada başarılı olur mu? Zor. Bu bir denge politikası. Sonuçta sizin oyunu kurmak için bir kere orada olmanız lazım. Yerel desteğiniz olması lazım. Ve bu konuda uluslararası iyi bir paktı oluşturmanız lazım. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Fransa'yı, Yunanistan'ı ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeleri karşısına almayı istemiyor. En azından kuracağı pakt karşı pakta ya dengeli olmalı ya biraz üstün olmalı. Şimdi Rusya neden Libya'da o kadar fazla varlık göstermiyor? Çok net bir sebebi var. Bunu izleyicilerimizin çoğu bilmeyebilir ama bu belli bir şey. Suriye'de üs kurabilen, yıllar sonra üs kurabilen Rusya'ya Amerika Libya'da aynı izni vermedi. Ve dedi ki bir dakika dur, o kadar da uzun boylu değil. Rusya'da şu veya bu sebeple, benim bir fikrim var ama şu veya bu sebeple bunu kabullenmiş gözüküyor. Ha, evet ben geldim, sıcak sulara indim. SSCB'nin kuruluşundan beri ki hayalim. Amerika da buna şu veya bu sebeple evet dedi. Yani en azından karşı çıkmadı. Ama aynı şeyi Libya'da da yapar mıyım diye. Gerçi yapamayacağını da büyük ihtimalle kendi de biliyordu. O yüzden mi ılımlı mesajlar veriliyor? Büyük ihtimalle. Yani bunlar, bakın, diplomaside verilen mesajları o kadar önemsememek lazım. Bunların kesinlikle alakası olmayan sebepler olabilir. Bir taraftan bakarsınız Libya'da çok böyle hoş bir ortam oluşuyordur ama başka bir yerde tam tersi bir ortam oluşuyordur. Şimdi bizim Rusya'yla bazı noktalara ve bazı konulara baktığınız zaman çok güzel ilişkilerimiz var. Ama bazı yerlere baktığınız zaman da tam tersi ilişkilerimiz var. Bunlar diplomasi olacak şeyler. Çok fazla üzerine takılmamak lazım. Bazen bu işler olur yani. Bu uluslararası diplomasi çok enteresan bir şeydir. Bir bakarsınız bu körlerle sağırlar birbirine ağırlıyor. Yani hiç belli olmaz. Peki bu arada külliyede de kritik bir buluşma gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Bir saat süreyle, tabii ki bu sınırlarımızın dışındaki operasyonlar, Libya'daki durum, Suriye'deki son durum, bütün bunlar konuşuldu ama siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılması düşünülen değişiklikler de büyük bir ihtimalle görüşüldü. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün, dün hatta değil mi, seçim barajının tekrar düşürülmesini yineledi bu çağrısını. Sayın Kadir Gökmen Öğüt, şimdi burada siyasi partiler ve seçim yasalarında bir takım değişiklikler yapılması öngörülüyor. Hatta ittifaklarda da %5 barajı diye bir takım formüller üzerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle altını çizdiği, hayır bu ittifaklarda değil, özellikle seçimlerde barajların düşürülmesi, hatta %1 gibi ifadeler bile konuşuluyor. Ne dersiniz, bugünkü görüşmede bu baraj konusu ya da başka şeyler konuşulmuş mudur Erdoğan'la Bahçeli arasında? Peki. Öncelikle şu Rusya, Suriye içine iki cümle söyleyeyim. Rusya sıcak denizleri Laskiye'deki üstünü aldı. Buradan sonrası onun için orada kaldığı sürece çok büyük sorun değil. Çünkü Rusya'nın bu petrol fiyatlarından düşmesinden dolayı büyük ekonomik sıkıntısı var. Amerika'nın da insan kaybına tahammülü yok. Yani yıllardır Suriye'de ve bölgede süren bütün iç savaşta bir tane artık şey ölmedi. Amerikalı ölmedi. Öldürmüyorlar. Yerine bölgedeki Müslümanlar birbirini öldürüyor. Onun için Rusya'nın Libya'daki şeye de 2000 civarında paralı asker yollaması, lejyoner yollaması falan bundan, yani o bulunmuş olmak için bulundu. O yüzden bizim Libya olayında baştan yanlışımız vardı. 300 milyon dolar gibi bir para yolladık. Oranın bölünmesine önce Kaddafi'nin yanındaydık. Sonra Kaddafi'nin arkasından dolandık. Oraya fırkateynler yolladık. NATO'nun yanındayız falan filan. Bu hale gelmesinde bizim de rolümüz olduğunu söylüyoruz. Ama şu andaki duruma olumlu bir durum olarak bakıyoruz. Bir de birleşirlerse, Libya tek ülke olursa, ki öyle olacağını sanmıyorum, orayı da üçe bölecekler gibi geliyor. Veya en aşağısından ikiye. Halledilmesi lazım. Bu şeyi söylüyorum, sorunuza geliyorum. Biz baştan beri sıfıra kadar barajdan defalarca teklif ettik ama sıfır Türkiye açısından çok gerçekçi değil. 5, 3, 7 arasında olabilir.
Çünkü biz istiyoruz ki herkes gerçek yerini bulsun. Hiç kimse kimseye ya ben kerhen sana oy verdim, ben bilmem ne yaptım demez. Koalisyonlar oluyor, olmuyor diyorlar. Tek parti oluyor diyorlar. Yalan. Aynı 1975-77'deki koalisyonun, Adalet Partisi, MHP koalisyonun bir benzeri şimdi var. MHP, onun adı MC'ydi, şimdi Cumhur İttifakı. Yani bir şey değişmiyor. Türkiye'deki bölünmeler net. Tamam, %25 şunun, %35 bunun, %5 onun. Yani Büyük Birlik Partisi şimdiye kadar bu kadar övgüyle bahsedilen rahmetli Yazıcıoğlu ne oluyordu? Bir partiye girmeden hiçbir şekilde milletvekili olamıyordu. MHP bir dönem öyleydi. Bakın bu şeylerin, seçim oyunlarının kimseye faydası yok. Zamanında 1940'larda CHP yaptı, kafa üstü gitti. 1957'de Demokrat Parti yaptı, kafa üstü gitti. Özal kafa üstü gitti. O demokrat bugün açıklanan Özal, o gün aynı AKP'nin yaptığını yapmıştı. İple bağlamışlardı yerel seçimlerde. Böyle eli kolu bağlı belediyeler mi istiyorsunuz diye ilanlar vermişti. Yine demokrasi diye konuştukları zamanda bile hayır, yani o günkü Erbakan da dahil, Türkeş de dahil, Baykal da dahil, bütün lider, Demirel de dahil, oylamasına, anayasa oylamasına, siyasi yasakların kalkmasına hayır diye şey açmışlardı. Herkes her şeyi unutuyor. Sonra Özal geldikten sonra yerel seçimlerde bölge değiştiriyordu. Veyahut da pardon, genel seçimlerde bölge değiştiriyordu. Kelelaka, Eminönü, Kadıköy, Yalova, İşte Üsküdar, Kartal bilmem neresi gibi bölgeler yapıyorlardı. O da yaramadı. Bakın ANAP diye bir parti yok. Bir dönem yarayabilir. Bir dönem belki bu Cumhur İttifakı'na yarayabilir. Ama bu adaletsizliğe, bu ülkenin seçmeninin aptal olmadığını görmemiz lazım. Ferasetli bir seçmenimiz vardır. Vatandaşımız ferasetle bakıyor ve doğrusunu yapar. Yapmaması mümkün değil. Onun için oturmalı bütün partiler bu seçim kanunu makul bir baraj seviyesine, işte 12 Eylül önce 12 Eylül faşist yasalarından kaynaklanan ön seçimin kaldırılmasını şey yapmalı. Bütün partilerin tabanı kendisi seçebilmeli. Buna biz de dahil, kendimiz de katıyoruz. Şeyi de dahil, herkesi katarak söylüyorum. Yani siyasi partiler yasası ortak. Bugün bu bölgeler benim işime yarayı deyip bir kural getirirseniz hiçbir şekilde faydası olmuyor. Belki bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Peki. Sayın Ülke Yeniçeri, demokrasisine de faydası yok. Sayın Yeniçeri, şimdi Bahçeli'nin tabii ki bu vekil transferi engellenmesi yönünde bu siyasi partiler ve seçim yasalarında mutlaka değişiklik yapılması gerekiyor sözlerinin ardından bu tartışmalar alevlendi. Ve deniliyor ki bu yasalardaki değişiklikler sanki sadece vekil transferini önlemek için yapılacak şeklinde bir kanı var bazılarına göre. Bu ne kadar doğru? Bir de Türkiye'de herhangi bir partinin ittifaklara mahkum olmadığı görüşünde misiniz? Şimdi ya şu var, yani ben olayın aslında özü şu: Türkiye çok partili sisteme geçtiği zaman tek partili sistemin yasalarıyla geçti. Tek partili sistemin uygulamalarıyla geçti. Yani 1950 ile 60 arasında Türkiye sözüm ona çok partili sistemdeydi. Ama tek partili bir sistemle yürütüldü. Yani Adnan Menderes'in İsmet İnönü'nün politikalarından çok da farklı politikalar uyguladığını söylemek mümkün değil. Aynı gelenek. Yani o neler olduysa bu tarafta da oldu. Yani bunu görmek lazım. Şimdi bir sistem öyle zannedildiği gibi, ben kaldırdım parlamenter sistemi, onun yerine koydum başkanlık sistemini. Tamam, her şey çok rahat olacak şekildeki bir anlayış biçimi Türkiye'de bu kolaycı ve gerçekten olayları algılamaktan aciz kafaların ortaya koyduğu bir sistem. Şimdi Türkiye'de koalisyonları kaldıracağız. Koalisyonları kaldırdınız, bir sistem getirdiniz. Sistemi tepeden yönetilir. Yani bir kişinin yönettiği ve parlamentonun zayıflatıldığı, hatta kuvvetler ayrılığının neredeyse ortadan kaldırıldığı bir mekanizma kurdunuz. O zaman bürokrasi nerede kaldı? Bunun yasal, yapısal
anayasal dönüşümleri nerede kaldı? Yapamadınız. Ve dolayısıyla da ciddi bir sıkıntı var. Yani bu böyle kaldırdık demekle sistem kalkmıyor. Sistem ciddi bir birikimin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bakın Türkiye'de parlamenter sisteme giden usul, yöntem 1808 senedli ittifakla başlar. Tanzimat fermanları 39, İslahat fermanları 56, 76'daki meşrutiyet kanunu esası, 1908'deki ikinci meşrutiyet, 1921'deki cumhuriyetin birinci anayasası, 24. ikincisi anayasası, 61, üçüncü anayasası, 82, dördüncü anayasası. Siz bunları şimdi bir kalemde bütün bu uygulamaları, yöntemleri devre dışı bırakıyorsunuz. 2017 yılında biz yeni bir sisteme geçtik diyorsunuz. Altyapısı hani, altyapısı yok. Şimdi o bakımdan koalisyonları kaldırdınız, koalisyon adı altında ittifakları kurdunuz. Şimdi o onunla ittifak yapmasın, bu bununla ittifak yapmasın ki ben iktidarda kalabileyim diye düşünüyorsunuz. Ama bunu zorunlu hale getiriyorsunuz. Şimdi o zaman yönetimde istikrar, temsil, adalet denilen bir ilkeden hareket ederek hem istikrarlı bir devlet yönetimi olsun, hem de tabandaki vatandaşın iradesi parlamentoya yansısın. Bu iki ucu dengede tutabilecek bir stratejiyi devreye sokmanız lazım. Şimdi burada da partiler ister istemez şunu yaptılar. Biz dediler tek başımıza işte %10 barajı var. Bu barajla tek başımıza seçime girdiğimiz zaman bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. O halde ne yapalım? İttifak yapalım. Evet. Sayın Yeniçeri, bir virgül koyalım çünkü reklama gitmemiz gerekiyormuş. Döner dönmez tekrar kaldığımız yerden size söz vereceğim. Ama kısa bir reklamımız var. Güne Bakış'a devam ediyoruz. Kadir Gökmen, Öğüt Onur Erim ve Profesör Doktor Özcan Yeniçeri ile. Sayın Yeniçeri, az önce reklama gitmek zorunda kalmıştık. Ve sistem bir şekilde partileri ittifak kurmaya zorladı demiştiniz. Orada bir virgül koymuştuk. Buyurun devam edelim. Evet, şu an Türkiye'de ittifaklar sistemi var. Bundan sonra da eğer bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecekse bu ittifaklar sistemi de devam edecektir anlamı çıkıyor. Şimdi eğer köklü bir bu konuda çalışma yapılıp gerçekten milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması sağlanacaksa bunun eşit, adil bir şekilde yapılması gerekir. Demokrasi şartların eşit kılınmasıdır. Yani bu yönü itibariyle de Türkiye'de gerçekten iktidarın bir gün muhalefete, muhalefetin de bir gün iktidara gelebileceği düşünülerek herkesin gerçek anlamda sürdürülebilir bir sistemi oturup konuşmaları gerekiyor. Ortaya her olay çıktığında siz sürü yolda dizilir, kervan yolda dizilir yöntemiyle hareket eder. Çıkan her sorunu o sorunla bağlı kalmak kaydıyla şey yapmaya çalışırsanız, çözmeye çalışırsanız daha böyle birçok teklifi, birçok uygulamayı sisteme sokmaya da çalışacaksınız demektir. Onun için kökünden aslında çözümlenmesi lazım. Yeni bir sisteme geçilmişse bunun yasal, anayasal, kurumsal, yapısal dönüşüm ve değişimlerini gerçekten ciddi bir şekilde irdeleyip bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koyup sistemi sürdürülebilir bir noktaya taşımamız gerekecektir. Peki, aksi takdirde burada tartışmalar bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar aksi takdirde devam sürecek. Eder. Peki Sayın Yeniçeri, biraz sonra tekrar geleceğiz size. Onur Erim, şimdi bir yandan 3. ittifak doğar mı? Ama bu düzenlemelerle acaba 3. ittifakın doğması engellenir mi gibi tartışmalar da yapılıyor ama Bahçeli ile Cumhurbaşkanı'nın bugün muhtemelen konuştuğu başlıklardan biri de 12 Temmuz'daki meclis başkanlığı seçimi mesela. Meclis başkanı partiler için ne anlam ifade ediyor? Neden önemli? AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ve CHP'nin meclis başkanı adayları kim olacak? Bu isimler neden önemli olabilir? Bir de isterseniz hem de o konuya girmiş olalım. Tabii ki. Yani bu sistem altında ikiden fazla ittifak olur mu? Olabilir. Konjektüre bağlı.
Çok uzun sürer mi böyle üçüncü bir ittifak? Zor. Yani tarih, dünya tarihindeki örneklere bakarak söylüyoruz bunu ama zaman zaman oluyor. Burada demin Kadir abinin de söylediği bir şeye atfen bir şey söyleyeceğim. Siyaset zaman zaman, bu Türkiye için, Türkiye'de mahsus bir durum değil. Siyaset zaman zaman, özellikle tabii iktidarda olmanız lazım böyle bir şey yapmanız için. Siyasetteki iktidar bazen kendini korumak, pozisyonunu korumak için bir takım hareketler yapar. Ve bunlar da her zaman aslında olması gereken hareketler değildir. Ama şunu da görüyoruz tarihte. Bunu yapan her siyasi akım, her siyasi görüş, her siyasi parti bir, bilemediniz iki dönem sonra bunun ayağına dolandığını görür. Türkiye'de de dünyada bunun bir sürü örneği var. Dolayısıyla her ne kadar şu an için bir şey bazında da olsa bu iş, konuyla alakalı konuşmaların hepsi sadece kulis bilgileri olsa da çıktığında bunu yorumlamak doğru olur. Ama siyaseti herhangi bir şekilde, hani vekil transferleri dahil gibi engellerle sınırlamak yapabilirsiniz. Bir dönem işinize de yarayabilir ama muhtemelen bir sonraki dönem çok fazla bu sizin ayağınıza dolanabilir. Ama burada şöyle de bir durum var. Bunun içerisinde bütün siyasi partiler giriyor. Maalesef tüm siyasi partilerimizin genel başkanları ve doğrusu da bu. Milletvekillerini kendileri seçtikleri için ve bunun da idrakında oldukları için milletvekili transferine sıcak bakmıyorlar. Gayet de doğal. Çünkü bizim meclisimizdeki vekilleri halk seçmiyor. Bizim meclisimizdeki vekiller genel başkanların seçtiği insanlar üzerinden tasdik oylaması oluyor veya genel başkana bir muhabbeti varsa veya o partiye vesaire. Dolayısıyla her ne kadar hani yanlış bulsam da burada genel başkanın tümü, bunu sadece AK Parti'den bahsetmiyoruz. Bunda MHP'de var, CHP'de var, İYİ Parti'de var. Böyle gördükleri için ve aslında esas da böyle olduğu için ben gayet doğal karşılıyorum. Zannediyorum 2-3 saat vaktimiz yok. Seçim yok, kanuna yüzden falan girmeyeceğim. Evet, meclis başkanlığı seçimlere yaklaşan meclis başkanlığı seçimlerine gelelim isterseniz. Çünkü son turda diğer konuklarımızdan da onlarla ilgili. İki cümleyle bitireyim. Buyurun. Birincisi, şu anda yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı sisteminde yaşadığımız eksiklikler ve aksaklıkların birçoğunun öyle gözükmese de temelinde şu anki sistemimize uygun bir seçim kanunu ve aslında bunun da dışında tutun, bundan da ayrı tutun başkanlık sisteminden, aslında adil olmayan bir seçim kanunu var. Ama bunu daha detaylı tartışırız. 12 Temmuz'da meclis başkanlığı seçiminde ne olur? Beklenen AK Parti tarafında iki tane şey var. İki şey konuşuyor daha doğrusu. Bir, Sayın Binali Yıldırım acaba tekrar bu göreve şey yapar mı? Uygun görülür mü? Ama Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirileceği de söyleniyor. Onu söyleyeceğim. Yani onu aday olarak görürsek o olmayacak diye düşünen genel argüman bu. Veya görmezsek o zaman bir iki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gelecek diyorlar. Onun dışında şu ana kadar mevcut başkanın dışında ben bir isim telaffuzunu, en azından ciddi bir isim telaffuzunu duymadım. Sürpriz ne olur? Sürpriz Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekilinin olması olabilir. Ama bu çok böyle hani tartışılacak, konuşulacak bir konu değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli arasında geçecek bununla ilgili konuda işte bir saatte, yarım saatte, 10 dakikada antat kalacaklar ve bunun da hiç sıkıntısız mecliste tezahür edeceği bir olay. Yani belki de bugün konuşmalarının 5 dakika almış. İki lider bu konuda bir karar verecek, antat kalacaklar. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını da zannetmiyorum isim hakkında ve veya hangi partiden olması hakkında. Bu konuşulur. İki lider bir isimde antat kalır. Bunu da sıkıntısız hemen mecliste tezahürünü görürüz diye düşünüyorum. Sayın Öğüt, kısaca sizden de alalım. Peki. Meclis başkanı ne anlam ifade ediyor? Bütün partiler için öncelikle ondan başlayalım. Evet. Ve kim olur? Kim aday gösterir? Meclis başkanı çok önemli bir görev. Çünkü meclis başkanı Sayın Yeniçer'in de dediği gibi biz 150 yıllık olan bir parlamenter sistemin geleneklerine sahibiz. Parlamenter başkanı, hele o 21'de falan parlamento başkanı icranın da başı. Yani o kadar etkili yetkili. Cumhurbaşkanının vekili ve bütün Türkiye'yi temsil ediyor. Bizim için çok önemli. Bazı kurallar çok iyi uygulanmadı Türkiye'de ama hala herkes meclis başkanını böyle görüyor. Biz de böyle görmek istiyoruz. Buna uygun birisi çıkartırsak, partimiz daha önce de söylemişti, biz destekleriz anlamında daha önceki seçimlerde. Fakat olmadı bazı şeyler. Yoksa
ortak bir karar verilirse şurada 600 kişinin oyuyla seçilmiş bir şeyin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bizim adayımız Levent Gök dün açıklama yaptı. Ama yine de başka adaylık, o adaylığı olmayacağını söyledi. Yani aday olmayacağını. Olmayacak. Bir siyaset, ben dün de görüştüm. Başka bir isim var mı? Kendisine teşekkür ettim. İsim olarak kimse yok. Onun tercihi bir kadın olması. Türkiye'ye bir kadın başkana yakışacağını söylemesi. Ondan dolayı da teşekkür ettim kendisine. Şu seçim şeylerine gireyim. Bakın bir yanlış yapılıyor. %50 seçimlerinde Demokrat Parti %55 oy aldı, 416 milletvekili aldı. CHP kendine yarayacağını düşünüyordu olabilir. Demokrat Parti'de ne olduğunu bilmiyor. CHP %40 aldı, 70 milletvekili. Yani inanılmaz bir rakam şeyi var. MHP bu kadar uğraşıyor. MHP %9,5'ta baraj altında kalmıştı. ANAP 9,5'la baraj altı kaldı. Doğru Yol 8,5'la baraj altı kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi 9,10'da 8'de baraj altı kaldı. Yani bu barajlara güvenerek, bölge sistemine güvenerek, daraltılmış bölgeye güvenerek bir şey yapma şansınız yok. Ayağınıza dolanır. Ben bir kapanış olarak da şey söylemek istiyorum. Bu adalet yürüyüşünün 3. yıl dönümüydü. Biz Sayın Genel Başkanımıza bu dünyanın en önemli sivil hareketlerinden biri olsun bu yürüyüş için tekrar teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetle hesaplaşarak, iç kavgalar çıkartarak bölgede hakim olamayız. Bakın Türkiye'nin en önemli bakanlarından birisi olan, kurucu bakanlardan birisi olan Mustafa Necati'nin evi şeriat özlemcisi bir isminle değiştiriliyor. Vereceksen git başka yere ver. Niye buraya veriyorsun? Niye Türkiye'de hala Cumhuriyet'le bir inatlaşma yapıyorsun? Nuri Pakdil'in adını veriyorlar, Mustafa Necati'nin adını kaldırıyorlar. Gazeteciler tutuklanıyor. İsmail Dükel'e geçmiş olsun diyorum. Ama Müyesser Yıldız'a, Barış Pehlivan'a, Barış Tergol'a, Murat Ağrel'e de ve diğer gazetecilere de buradan özgürlükler dilemek istiyorum. Büyük psikolojik sıkıntıyla sınavlara giren LGS öğrencilerine de artık ertelenme şansı kalmadı. Geçmiş olsun diyorum. Bu pandemi sürecinin son günlerdeki olumsuzluklarının da bir an önce sağlık kurulunca, tabi odalarınca, diş hekimleri odaları, eczacı odaları ve veteriner odalarında katılımıyla düzeltilmesi, ortak karar alınması kaldı. Onda da Sayın Yeniçeri'ye son sözlerini söylemek için söz vereceğim. Sayın Yeniçeri, az önce meclis başkanlığı seçiminden bahsediyorduk. Ne kadar önemli olduğundan da bahsediyoruz. Sizce Cumhur İttifakı'nın ortak bir ismin ne olabilir, kim olabilir? Bugünkü mevcut meclis başkanı mı sizce seçilecek, yoksa başka isimler de ortaya çıkabilir mi? Ya, muhtemelen bugünkü meclis başkanı meclis başkanlığına devam edecek. Yani çok öyle görünüyor. Diğer kişiler de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde grup başkan vekillerinin üçünün değişeceği söyleniyor. Dolayısıyla o kadar çok makam var ki orada, onlara da bir iş, bir görev çok rahat bulunması mümkün. Belki bir MHP'li isim ortak aday gösterilebilir şeklinde bir açıklaması vardı. Olası mı? Öyle bir ihtimal yoktur. Çünkü Sayın Bahçeli açıkladı, biz hiçbir şey istemiyoruz dedi. Biz Türkiye'nin bekasına talibiz. Dolayısıyla valiler kimden atanırsa bizi bir anlamda biz ona ilgilenmiyoruz. Rektörler kim olursa ilgilenmiyoruz. Emniyet müdürleri kim olursa, biz yalnız beka savunuculuğu yapıyoruz. Yani şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın böyle bir fedakar, feragatlık üzerine kurulu bir sistemi uyguluyor maalesef. Biz de bu konuda kendisiyle anlaşamadık zaten. Yani şimdi siyaset aslında bir denge meselesidir ve iktidara ortak olma ya da olmama meselesidir. Eğer siyaset yapıyorsanız amacınız, nihai amacınız iktidardır. İktidara gelmek, iktidarı belirlemektir. Yoksa iktidar oldu bir siyasi parti, ülkeyi de iyi yönetiyor. Bu zaten ülkeyi iyi yönetiyor. Bize de ihtiyaç yok. Bize düşen bunu desteklemektir şeklindeki bir algı. Siyasi partilerin varoluş amacına aykırı bir algıdır. Çünkü siyasi partiler sivil toplum kuruluşları ya da Kızılay, Yeşilay falan değiller. Yani onlar iktidarı isterler. Biz iktidardakini indirip yerine biz gelelim, biz yönetim isterler. Böyle bir anlayış var orada. O anlayış ne kadar daha sürecek bilmiyorum ama Sayın Bahçeli bunu çok ciddi bir şekilde sürdürüyor. Yeter ki ülkede istikrarımız olsun. Şu anda biz Türkiye'de gerçekten Libya'da
ciddi bir hamle yapmış durumundayız. Bizi kuşatmaya ve kıskaca alan çemberi yardık. Münhasır Bölge Antlaşması'nı imzalayarak gemilerimiz şu anda Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ciddi bir askerlerimiz ve Mehmetçiğimiz ciddi bir cephede duruyor. Irak'ta hareket başladı. Yani bunların başarılı olması için bu siyasi keskinlikleri minimize etmek lazım. Peki, Sayın milli Yeniçeri. Meselelerde, milli meselelerde iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin bir araya gelmesi ve bu konunun gerçekten ülke yararına olacak her konuda bir çözüme kavuşması gerekiyor diyorsunuz değil mi Sayın Yeniçeri? Gazilere saldırmamak lazım mesela değil mi? Yani gazileri dövmemek lazım sokaklarda. Evet, Sayın Yeniçeri. O hepsinin ortak onlar değeri. Evet, doğru söylüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Süremiz maalesef bitti. Sayın Öğüt, Sayın Erim, Sayın Yeniçeri teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Teşekkür ediyoruz. Güne bakışım noktalıyoruz. Akşam 19.30 ana haberde görüşmek üzere.